Merhaba, ismim Farida. Hindistan'da yaşıyorum. Bizim ülkemizde Mayıs'tan Ekim ayına kadar muson rüzgarlarından dolayı fazla yağış alır. Yazları her ne kadar yağışlı olsa da kışları kurak geçmektedir. Yazları o kadar çok muson yağmurları yağar ki bu muson yağmurları sel ve su taşkınlarına neden olabilir. Bazıları saz ve kamışlardan yapılan evlerde yaşıyor. En önemli geçim kaynağımız tarımdır. Özellikle çay ve pirinç gibi suyu seven tarım ürünlerini yetiştiriyoruz. Burada nehirler yıl boyunca aktığı için kayıklarla ulaşımımızı sağlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba, benim adım Lupi. Ben bir Eskimo'yum. Burada kutup iklimi görülür. Burada yaptığımız iglo adlı evlerde yaşamaktayız. Burası soğuk olduğundan kürk ve kalın giysiler giyeriz. Toprağımız donmuş olduğu için tarım yapamayız. Balıkçılık ve avcılıkla geçimimizi sağlarız. Ulaşımımızı köpeklerin çektiği kızaklarla yaparız. Burada bitki örtüsü gözükmez. Kutuptan sevgilerle. Merhaba, ben Alya. Türkiye'nin Antalya şehrinde yaşıyorum. Yaşadığım bu şehirde Akdeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağmurlu geçmektedir. Akdeniz ikliminin yazlarının çok sıcak olmasından dolayı taş evler tercih edilmektedir. Akdeniz ikliminin ekonomik faaliyeti turizmdir. Burada turunçgiller yetişmektedir. Merhaba, ben Sonya. Ben Gönlert Adası'nda yaşıyorum. Burası soğuk bir iklim olduğundan sıcaklık -40 derece hatta daha altına düşebiliyor. Bu nedenle biz kalın giysiler ve kürkler giyiniyoruz. Burada toprak olmadığından toprak donmuş bir tabaka halindedir. Bu yüzden biz kendi yaptığımız iglolarda yaşıyoruz. Bir de burası buzullarla kaplı olduğundan bitki örtüsü yoktur. Bu nedenle tarıma elverişli değildir. Tarıma elverişli olmadığından biz avcılık ve balıkçılıkla geçiniriz. Ulaşımımızı köpeklerin çektiği kızaklarla yaparız. Bir de burada bir sürü kutup hayvanları vardır. Mesela foklar, balıklar, kurtlar, kutup baykuşları, penguenler ve kutup ayıları vardır. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Eyza. Japonya'da yaşıyorum. Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Japonya, Muson bölgesi ile ılıman bölgenin birleştiği noktada yer alır. Japonya'da Haziran ortasında başlayan yaz ılık ve nemli geçer. Görüşürüz. Merhaba, benim ismim Teo. Ben bir Eskimo'yum. Ben Sibirya'da yaşıyorum. Benim yaşadığım bölge kutup iklimine sahip. Bundan dolayı sıcaklık ortalaması yıl boyunca 0 derecenin altında ilerler. Çoğu zaman -40 dereceye iner. Hatta -70, -80 derecelerde görülmüştü. Genellikle buzdan yaptığımız iglolarda kalırız. Toprak donmuş olduğu için balıkçılık ve avcılık yaparız. Ulaşımımızı köpeklerin çektiği kızaklarla yaparız. Yaşadığımız bölge çok soğuk olduğu için kalın kürkler ve kalın giysiler giyeriz. Burada kutup ayıları, penguenler, foklar ve benzeri hayvanlar yaşar. İyi günler.